kitabım nerede, gördün mü? Sana da günaydın. Gece çantana koydum ben ona öykü. Tamam. Günaydın. Kahve var isterseniz. Ben şey yaparım, teşekkürler. Hazırım ben, çıkabilirsin. Öyküyü bugün ben bırakacağım okula, siz biraz dinlenirsiniz. Peki. Bak bu arada dolap dolu. Yani herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin Demir Bey. Tamam tamam Candan Hanım, ben hallederim, tamam. Alırım. Görüşürüz. İyi dersler kızım. Sağ ol. Bu kadar fedakar bir insanın kötü olacağını asla inanamam. Siz isteseniz de kötü olamazsınız Demir Bey. Çünkü zaman bir kaynaktır ve bize verilen kaynağı doğru kullanırsak daha rahat ve mutlu bir yaşam sürdürürüz. Oh be, hepsini hatırlıyorum. Aferin, ne kadar hızlı öğreniyorsun sen. Biraz yani. Candan abla, biliyor musun benim derslerimin hepsi pek iyi. Aman da aman, örnek öğrenci. Aslında pek örnek öğrenci sayılmam. Çünkü örnek öğrenci, dersleri hep iyi olan ve uslu olana diyor öğretmen. Benim derslerim iyi ama... Aman uslu olmayı da abartıyorlar zaten biraz bence. Bence de. Canan abla, ben geçen sene takdir aldım. Oo, sen gerçekten iyisin ya. Teyzem onu çerçevelettirecekti ama... Çerçeveletmedi mi? Unuttu herhalde. Bak ne diyeceğim. Sen bu sene de takdir al. Beraber çerçeveletiriz, tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Öykü. Efendim Canan abla? Sen hep teyzenden bahsediyorsun. Teyzen de sizinle mi yaşıyordu? Yani... Onun bir evi vardı. Daha sonradan... Arada bir gidip gidiyordu bize. Sonradan gitti. Şöyle duralım. Hoşça kal Gece. Hoşça kal Canan abla. Görüşürüz. Görüşürüz. Hop. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturabilirsiniz. Evet çocuklar, arkadaşımız Öykü ufak bir kaza geçirmiş. Hep birlikte geçmiş olsun diyelim mi? Geçmiş olsun Öykü. Hadi açalım bakalım Hayat Bilgisi kitaplarımızı. Öykü, ne oluyor, iyi misin? İyi miyim? Ben karşıdan karşıya geçerken sağıma soluma bakmadım. O yüzden az kaldı bana minibüs çarpıyordu. Gerçekten mi? Hı hı. İyi misin? Ama merak etme, iyiyim. Yok bir şeyim. Babam beni kurtardı minibüsün önüne atlayarak. Bugün Hayat Bilgisi'nden sözümüz var, biliyoruz. Eminim hepimiz çok hazırızdır, değil mi? Evet. Ya ben yine tam ezberleyemedim, hep şaşırıyorum. Heyecanlandığın içindir o. Ezberlesem bile hep unutuyorum. Sen ne yap biliyor musun tahtaya kalktığında? Sadece bana bak. Başka hiç kimseye bakma, tamam? Kopya mı vereceksin? Hayır, vermeyeceğim. Sadece gülümseyeceğim. Sen de hatırlayacaksın, tamam? Sen yine hepsini biliyorsun değil mi? Öykü, hadi gel bakalım. Tamam öğretmenim.
Ünite 6'da işlerimizi listelemeyi, sonra okula hazırlanmayı işlemiştik. Anlat bakalım. Günlük hayatımızdaki işlerimizi bir düzen içinde yaparız. Bunlar sabah kalkıp, yataktan kalkıp, elimizi yüzümüzü yıkayıp... Sabah yataktan kalkınca elimizi yüzümüzü yıkayıp koordinasyon eksikliği, beslenme zorluğu başlayacak. Zamanla hafıza kaybı da başlayacak. En temel şeyleri bile hatırlamakta zorluk çekecek. Bir çeşit bunama diyebiliriz. Baştan başlamak ister misin Öykü? Elimizi, yüzümüzü... Bir bitiremedi elini yıkamayı. İlayda çok ayıp. Öykücü. İyi misin sen? Evde bir soru mu var? O yüzden mi çalışamadım? Öğretmenim, yemin ederim hepsini çalışmayacağım. Neden aklımdan çok gitti? Tamam tamam. Sorun değil, bir dahaki sefere yaparsın. Hadi otur bakalım yerine. Devam ediyoruz sözlüğümüze. Evet. Sessizlik ama önce. Öykü. Öykü iyi misin? İyiyim.